Ölüme çözüm. İstatistiklere göre dünyamızda her gün ortalama 140-150 bin kişi ölüyor. Bunların içinde nice meşhur oyuncu, iş insanı, makam sahibi olanlar var. Kimi önemli bir maçta koşarken, kimi bankamatikten para çekerken, kimi de makam koltuğunda otururken ani bir kalp kriziyle hayata veda ediyor. Eğer bu ölenlerden sadece biriyle son anda konuşabilseydik, şöyle dediğini duyardık. Bitti. Her şeyim bitti. Eşim, çocuklarım, param, evim, hiçbir şeyim yok artık. Yalnızım. Sevdiklerime tekrar kavuşmak istiyorum. İmdat! Bir çare yok mu? Evet, var. Onun bu çağrısına cevap, anne karnında vücut ve organlarımızı ilk defa var eden yüce yaratıcımızdan gelir. De ki, onları ilk defa kim var etmişse tekrar O diriltecektir. O, bütün yaratma ilmine sahiptir. Yasin Suresi 79. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz O, ölüleri de böyle diriltecektir. O'nun gücü her şeye yeter. Rum Suresi 50. Dikkat edersek, Rabbimizin hitabında ölüme çözüm ve yeniden dirilişe kesin deliller var. Bunlardan biri, insanı ve organlarını anne karnında ilk defa yapan, sonra çok daha kolay yapabilir ve yapacaktır. İkincisi, yeryüzünde kışın ölen canlıları her baharda yeniden dirilten, insanları çok daha kolay diriltebilir ve diriltecektir. Öyleyse ölüm hiçlik değil, yokluk değil, yeniden yaratılış aleminin kapısıdır. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı olduğu gibi, ölüm gecesinin bir sabahı, kabir kışının da bir baharı olacaktır.